<laughs> Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet, Rahman'ın varlığına, birliğine hamdü bir gayet bizleri seyreleyen siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, saatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Evet değerli izleyenlerim, kıymetli dostlar. Bugün sizlere Nasrettin Hoca'nın medrese dönemindeki kıssalarından bahsedeceğim. Onun talebelik dönemleri çok hoş, çok keyiflidir. Nasrettin Hoca ve arkadaşları uzun eğitim süresinden sonra birlikte pikniğe gitmeye karar verirler. Bunu medresenin baş mollası kendilerine ders veren Molla İbrahim'e söylerler. Ve 20-30 talebe birleşip Akşehir Gölü'nün etrafına pikniğe gidilir. Herkes yanında getirdiği yiyeceklerle birlikte kendine yakın hissettiği arkadaşlarıyla grup grup öbek öbek ağaçlar altında piknik yapmak için otururlar, sergilerini sererler, yiyeceklerini çıkartıp yemeklerini hazırlamaya başlarlar. Molla Nasreddin Akşehir'den çıkarken ağzına bir kenger sakız kor sevgili izleyenler. Bu kenger sakız şimdiki gibi kimyasal sakız değil, tamamen doğal bitkilerden yapılmış bir sakızdır. Neyse efendim, arkadaşlarla birlikte yemeğe hazırlarlar. Molla Nasreddin ağzındaki sakızı çıkartıp burnunun ucuna yapıştırır. Bunu gören Molla Nesibi sorar. Nasreddin o ne ya? Burnunun ucundaki sakız mıdır? Nedir? Niye onu yapıştırdın burnunun ucuna? Ha? Ne diyeceksin kardeşim? Fakirin malı gözünün önünde gerek. <laughs> evet. Öyle de değil mi? Fakirin ön, malı gözünün önünde gerek. Değil mi? kıymet izleyenler. Neyse efendim. Piknik yapılır. Karınlar doyurulur. Öyle o Akşehir gönlünün serin havasında herkes dinlenmeye çekilir. Tam bu arada bir vaveyla kopar. Koşurun, amanın, Molla İbrahim suya düştü. Koşun, yetişin, boğulacak adam ya. Molla suya düştü, Molla İbrahim suya düştü. Molla İbrahim abdest almak için gölün kenarına gittiğinde ayağı kayar, çumurlap suyun içerisine düşer kıymetli izleyenler. Herkes bağırmaya başlar. Molla İbrahim ver elini, ver elini Molla İbrahim. Elini ver yahu, elini ver Molla abi, Molla İbrahim abi elini ver. Ama Molla İbrahim elini vermez. Bu arada Nasrettin Hoca da koşup kalabalığın yanına gelir. Bakar ki herkes Molla elini ver, elini ver Molla diyor. Molla da tık yok. Molla bir türlü elini uzatmıyor. Eğer elini uzatsa elini tutup çıkaracaklar dışarıya. Rasulettin Hoca çekilin, çekilin kenara diyor. Herkes etrafından uzaklaştırıyor. Molla İbrahim al elimi al tut. Molla İbrahim hemen Rasulettin Hoca'nın elinden tutuyor. Hoca Molla İbrahim'i tutup gölün kenarına çıkartıyor. Arkadaşları soruyor, hayırdır Nasrettin Nasıl bildin lan böyle Molla İbrahim'in senin elini tutacağını ha? Ya bunu bilmeyecek ne var? Medreseden bilmez misiniz? Bu Molla İbrahim işte. Herkes ver elini diyor, ver elini diyor, vermiyor. Ne yapayım? Ben de uzattım elimi, al İbrahim dedim, tut elimden, çıkarttım dışarı. Adam vermeye alışkın değil ki, hep almaya alışmış. Verma ağacının altında yetişmemiş, Alma ağacının altında yetişmiş. Ne oluyor? Al elimi dedim, verdim. <laughs> i̇şte Nasrettin Hocanın komik dehaları, değil mi? Evet, değerli izleyenler, piknik biter, tüm mollalar toplanır, medreseye dönerler. Medrese'de eğitim gören eşaflardan birinin çocuğu bulunmaktadır. O zengin eşaflardan bir tanesi çocuğunun başarısını ödüllendirmek üzere bir tepsi baklava yaptırıp medreseye gönderir. Medresenin hocasına mükafat olsun diye, ikram olsun diye. Hoca baklavayı alır, baklavayı getiren kahya hocaya der ki, efendim Bizim A Hazretlerinin selamları var. Sizi çiftlikte ağırlamak ister ve sizinle önemli bir meseleyi görüşmek ister. Çiftliğe kadar gelseniz de A Hazretleriyle bir görüşseniz der. Hoca elinde tepsi bıraksa bunu çocuklar götürecek. Kendince bir çözüm bulmaya çalışır. Der ki çocuklara, den çocuklar gelin bakayım buraya. Sakın bu tepsideki baklavaları yemeyin. Bu baklavalar zehirli. Ha, ben bunu ilaç için getirttirdim. Bunu ben yiyeceğim. Siz yerseniz zehirlenir, hastalanırsınız. Sakın yemeyin ha der. Ve tepsiyi bırakır, hoca çıkar gider. Nasrettin bu, yeni yetme. Gözünden kaçar mı hiç? Hemen arkadaşlarını toplar, otururlar. O koca tepsi baklavayı bir güzel afiyetle yerler. Baklava bittikten sonra bütün çocukların aklı başına gelir. Eyvahlar olsun. Hoca geldiğinde biz ne diyeceğiz? Ha? Hoca mutlaka bize bir ceza verir. Ya bizi döver ya da bize başka bir ceza verir. Bir sıkıntı olur diye telaşlanırlar. Nasrettin der ki durun, durun arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi siz oturun yerinize. Ben bunu hallederim der. Hocanın kürsüsündeki yazı takımının içinde bulunan divit kalemini alır ortadan ikiye kırar. Derli zener bu eskiden su kamışından divit kalemler yontulurdu. Yazı onunla yazılırdı. İşte bu özel su kamıştan yapılmış dividi Nasrettin Hoca kırıp hocanın kürsüsüne bırakır ve bir köşeye geçer ağlamaklı bir şekilde beklemektedir. Hoca gelir bir bakar ki baklava tepsisi ortada yok. Kürsüye bakar divit kalemi kırılmış. Lan hey ne oldu be ne oldu hani baklavalar ne yaptınız? Nasrettin ağlamaya başlar. <laughs> Efendim ne oldu lan? Efendim kazayla Yanlışlıkla sizin divit kaleminizi kırdım. Sizin ben çok korktuğum için o zehirli baklavaları yiyip ölmek istedim. Sizin yüzünüze bakamam diye o baklavaların hepsini ben yedim, bitirdim, ölmek istedim <laughs> der. Hoca çok sinirlenmiştir. Ne yapacağını bilemez. La havle ve la havle kuvvete illa billahil azim. Lan oğlum lan git lan git git otur yerine der. Nasrettin Hoca gider oturur yerine. Hoca bu baklavanın yerine bir bardak soğuk su içer sevgili dostlar. Medresedeki çocuklarda yedikleri bir tepsi baklava yanlarına kar kalmıştır. Evet sevgili dostlar sözünü dudaktan gözünü budaktan esirgemeyen Nasrettin Hoca nüktedanlığıyla güldürüyor, bilgileri bilgeliğiyle düşündürüyor. Ona rahmetle ve minnetle anıyoruz. Nurlar içinde yatsın sevgili izleyenler. Yeniden görüşeceğiz. Yeniden görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Her ne kadar sulç lisan ettikse affola.